Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'da 16.5 güncellemesinde oyuna neler gelecek, sezon 11'de bizlere nasıl bir hediyeler bekliyor, bugün sizlere onu göstereceğim dostlar. Eğer yeni bir şey eklenirse bilin ki en kısa sürede kanalıma videosunu atarım dostlar güncel gelmeden. İsterseniz ilk önce sezon 11'in teaserıyla başlayalım. Sizlerden bu videoya güzel bir like bekliyorum. Eğer abone olarak da kanalıma destek olmak isterseniz aşağıdan abone olabilirsiniz dostlar. Şimdi videomuza geçelim. Sezon 11'in dostlar videosu bu şekildeydi. Yani görmüş olduğunuz gibi adamların elinde 3 tane silah var, set var, tava var. Peki bu setlerden hangileri bizlere sunulacak, hangileri gelecek diye merak ediyor musunuz? Hemen size onu da göstermek istiyorum dostlar. Ama tahmin edin. Tahmin. Şimdi dostlar 3 seti de gördünüz. Burada 3 setten ikisinin silahı bizlere Royal Pass'ta hediye edilecek. Acaba hangisi? Tahmininizi şu an videoyu durdurup yazın. Yazdınız mı? Tamam, videoyu devam ettirebilirsiniz. Şimdi dostlar bunlardan bizlere ikisi gelecek ve bu ikisinden ikisi, biri beril deseni, biri M4 deseni dostlar. Bunlar bize Royal Pass'ta verecek. Tahmini olarak da 1 levelde beril desenini verirler, 90 levelde de M4 desenini verirler. Ekstradan tava deseni, kask deseni ve çanta deseni de veriyorlar dostlar. Bana göre mini desenini kesin ve kesin ya premium sandığa koyarlar ya da şans çarkı getirirler dostlar. Yine çarkı UCS olan çevirir dostlar. Ben çeviremeyeceğim mesela, siz de çeviremeyeceğinizi düşünüyorum. Ama yine de söyleyeyim dostlar. Yani oradaki mini desenine %90 ihtimalle çarka koyacaklar. Haberiniz olsun. Neyse, bunlara baktık. Şimdi sezon 11'in gelelim fotoğraflarına. Şöyle bir tane yine bizim profilimize avatar verecekler dostlar. Hiçbir işe yaramıyor. Ben bunları kullanmıyorum ama işte yani veriyor. Artı bu sezon 11'in şeyi dostlar. Hani 70 levelde falan 60 levelde bir tane daha veriyor ya dostlar. O da ikinci avatarı, bu da karakterimizin avatarını koymuşlar dostlar. Ekstradan yeni harita geliyor. Bu haritanın da trailer'ı da var, kendisi de var dostlar. Birazdan size onu da göstereceğim. İsterseniz ilk önce trailer'ını izleyelim. Over the edge, feel like I'm floating through the air. I felt it's paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it close. Bu da oyunun içinden görüntüler dostlar. Yani oyunun haritası bu şekilde gözüküyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. Burada sanırsam bomba modu gibi bir şey, hani sabotaj modları var ya dostlar, hani bombalar imha ediyorsunuz galiba, onun tarzında bir şey daha ben çözemedim. A'yı koru var, B'yi koru var, nasıl bir şey bilmiyorum ama yani şu anlık elimizdeki görüntüler bunlar. Bakalım nasıl bir şey gelecek, yakında görürüz. Yani sizlere de böyle göstermek istedim dostlar. Ve yükseltilebilir AVM geliyor. Evet, yükseltilebilir AVM. Oyuna yükseltilebilen bir AVM kaldı. Yükselmeyen DP de gelecek. Tava deseni de gelecek. Birazdan DP'nin emojisini de göstereceğim dostlar. Tavanınki şu anlık yani var da
şeyi gözükmediği için dostlar bu videoyu eklemeyeceğim ama şu andaki AVM deseni, AVM'yi öldürdüğünüzdeki sandık ve AVM kill şeyi dostlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu da DP'nin ölüm mesajı dostlar. Yani DP'de bir adam öldüğünde böyle gözüküyor şekilde. Sezon 11 tarzı yapmışlar. Bu da oyuna yeni gelecek dostlar. Emojiler. Arkada bomba falan patlıyor. Bunu tahminimce çarka korlar yine. Yani çark şeyi falan yaparlar dostlar. Artı şöyle de bir şey var dostlar. Yani böyle değişik değişik emojiler var. Ne yapıyor mesela, ben anlamıyorum bunu. Ama bakalım hangileri Royal Pass'a gelecek. Beraber göreceğiz Royal Pass'a geldiğinde. Mesela bunu Royal Pass'a getirsinler. Bak bunu kesin Royal Pass 95 level'e korlar. Seyredin, Royal Pass 95 level şey bu olacak. Oo, ninja. Tabancası da var. Güzel şeyler var da bakalım. Acaba işte hangilerini bizim Royal Pass'a koyacaklar dostlar bilmiyorum ama sizlere işte gelecek bütün şeyleri gösteriyorum. Mesela öncekinde tavuk falan gösterdim, geldiydi. Bak bu girişte tahminimce Royal Pass girişi olacak dostlar. Haberiniz olsun bak. Şimdi de söylüyorum, bu Royal Pass girişi olacak. Hani şu ankinde gözüküyor ya, bu Royal Pass girişi olacak dostlar. Şu da bu selfie çekmesi de dostlar, yani MVP olduğunuzda gözüküyor. Yani maçta birinci olunca en sonunda gözüküyor ya dostlar. O şekilde gözükecekler. Yani şunun gibi düşünün. Şimdi bastım. Bak oynat diyorum dostlar. Şöyle gözüküyor. Böyle bir şey yapmışlar. Yani güzel olabilir dostlar. Bakalım bunların hepsini geldiğinde göreceğiz. Bu sezon 11'in yükseltme ekranı dostlar. Yani yükseltirken böyle gözüküyor. İşte 600 UC'yi aldığımızda 600 UC'yi falan geri topluyoruz. Aynı şekilde bunu da yine bahsetmişler dostlar. Yani zaten bu her sezon böyle. Ben 6. sezonu aldım, hala alıyorum. Bu da 60 UC harca, 120 UC harca, 180 UC şey al etkinliği dostlar. Hani biliyorsunuz bunu. Hepinizin bildiğini düşünüyorum. Yani dostlar bu şekildeydi. İsterseniz sıradaki videomuza da geçelim. Ne kaldı göstermediğimiz? Tabii ki de motor. Motorun da oyun içi ekran görüntüleri tabii ki de elimizde mevcut. Artı bir tane de kötü haberim var. Bu kötü haberden birçoğunuzun nefret edeceğini düşünüyorum ve göstereceğim. Hadi geçelim. Ve şu anda karşınızda görmüş olduğunuz ise dostlar yeni Weekend'e gelecek olan motorlu aracımız. Bu motorlu araç artık Weekend'de bizi bekliyor. Bakalım 16.5 güncellemesi geldiğinde görüşürüz. Yani birinci şahıs falan da bu şekilde gözüküyor. Tahmini olarak 8 Ocak'ta Royal Pass bittiğine göre 9 Ocak'ta da hiçbir şey yapmazlar. 10 Ocak'ta da güncelleme gelir diye bekliyorum. Bakalım eğer 10 Ocak'ta güncelleme gelirse güzel olur. Yani benim düşüncem bu. 10 Ocak'ta geleceğini düşünüyorum. İnşallah da gelir. Yani ben mesela bu sezonu yine yükseltirim. Yani güzel şeyler var. Mesela beril deseni, tavuk deseninden sıkılmıştım ben. M4'e geçeceğim. Ve bu görmüş olduğunuz ise dostlar Warehouse. Yani bizim oynadığımız alana yeni bir mod geliyor. Sanırsam bu modda yani öyle groza almak yok, normal silahlarından tekrar savaşacağız gibime geliyor. Eğer gelirse ben bunun daha çok oynanacağını düşünüyorum. Çünkü diğerinde herkes de groza olunca, her silah olunca yani ne bileyim pek iyi olmuyordu. Eski hali bana kalırsa daha güzeldi. O yüzden ben eski modelini tercih ediyorum dostlar. Siz ne diyorsunuz? Siz hangisini tercih ederseniz aşağıya yazmayı unutmayın. Belki sizinle aynı düşüncede olanlar vardır. Şimdi ise sırada kötü haberimize gelmek istiyorum artık. Call of Duty Mobile'dan gelen bir şey, keşke gelmese ama ne yapalım, artık görüntüleri verilmiş. Kesin gelecek olan bir şey de yapamıyoruz dostlar bir şeyler. Bakalım sizlere de göstereyim ne gelecek. Evet, şu an karşınızda gördüğünüzü düşünüyorum ki birçok kişinin sevmeyeceğini, CS 1.6'da vardı, CSGO'da var, Call of Duty Mobile'a da gelmişti ve PUBG Mobile'a da bunu getiriyorlar. Motora bindiğinizde arkanızda kocaman gözüküyor dostlar. Ben sevmedim çünkü yani insanlar attığın sprey bundan işlemeyecek gibi bir şey. Bunun da tabii bir şey vardır ama yani benim için kötü dostlar. Ayrıca yeni gelecek setimizden de bir tanesi şu an elimizde mevcut. Amerikalı Anarkali seti diye bir şey, Türkçesi ne bilmiyorum ama işte Anarkali diye bir set dostlar. Amerikalı set diye okudum ben bunu da. İşte Anarkali set diye bir şey gelecek. Bu da Royal Pass'ın dostlar şeyi, sezon 11 görüntüsü dostlar. Yani hani arka planımız var ya, bu da Royal Pass'ın arka plan görüntüsü dostlar. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha çok gelmesi için videoya like atarak ve kanalıma abone olarak bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Standing tall, fear outweighed the person you are.